geldi bak ha. Eder Macit kardeşim. Merhaba. Halkımızın yaralarını birlikte sarmak, bir arada olmak, dayanışma içerisinde olmak için tüm halkımız da yan yana oldu. Halkımız bu süreçte ciddi anlamda yara aldı. Cenazeler halde enkazlar altında. Burada devlet hiçbir şekilde her zaman olduğu gibi bu köylere yetişemedi. Ve bu köyler şu an çok acılar çekiyor. Belki toparlanması da uzun zaman alacak. Bugün de Kürecik'teyiz. Küreciğin bizim için ciddi bir anlamı var. Çünkü biz 50 yıl önce Kaypak Kayalar döneminde hepinizin ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bugün bu köylere gelmemizin nedeni de bir ahdı vefadır. Yani sizlere bir vefa borcumuz da var. Çünkü bu halk 50 yıldır bu topraklarda sürekli kapılarını bize açtı. Ve biz de bu halkla birlikte sonuna kadar burada var olmaya, yanınızda direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sistem sürdüğü sürece halkımız bu acılardan asla kurtulamayacaktır. Ve bizler sizlerle birlikte tekrardan yeni bir örgütlenme, yeni bir inşa, yeniden halkımızın tüm acılarını sarmak için sizlerle birlikte olacağız. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Bir arada olalım, dayanışalım, hesap soralım diyoruz. Bugün de partizan yoldaşlarımla beraber geldik, köy ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ama siz de kabul edersiniz ki çok fazla yıkıntı, enkaz var, köyler perişan durumda. Tabii biz öncelikle gidilmeyen dağ köylerine, özellikle Kürt Alevi köylerine de gitmek istedik. Çünkü gidilmeyen yerler, kanayan her yer bizim yaramız. O kan bizim, o can bizim. Kimse birbirini birebir tanımak zorunda da değil ama aynı canlar o enkaz altında günlerce bekledi değerli dostlar. Ve devlet hiçbir şekilde, sistem hiçbir şekilde yardımını göstermedi. Aksine o karda, kışta aha duyduk ki çadırlar satılıyor. Kızların yaptıklarını duyuyoruz. Şimdi gelinen bu boyutta hepimize bir görev düşüyor elbette. Kürecik bizim için çok önemli. Geldiğim günden itibaren Kürecik'te olmak istediğimizi, yoldaşlarımız Kürecik'te olmak istediğimizi ifade ettik. Ama siz de hak verirsiniz ki köyler gerçekten çok zor durumda ve kadınlara, çocuklara öncelikle yani yardımcı olmaya çalıştık. Dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdik. Kürecik demek bizim için yürek demek. Kürecik demek yüreğimizdir bizim. Çünkü Kürecik İbrahim Kalpakkaya'dır. Burada yaşayan nice devrimciler, nice bedel veren insanlar, tarihe altın harflerle yazılmış değerlerimiz var. Bu ülkede İbrahimlerin, mazlumların, mahirlerin, Sinanların, denizlerin, nice değerin mücadele ettiği alanlardır. Ama Kürecik deyince biz oraya bir kırmızı çizgi deriz ki Kürecik'te akan her şey, her acı, her öfke misliyle bizimdir. Onu da altını çizmek istiyorum. Şimdi bugün biz sizlerle bu ziyareti dayanışma anlamında yapıyoruz. Yoldaşlarımızla geldik. Mozir Çevre Derneği olarak arkadaşlar depreme dönük koordinasyonumuz İstanbul'da hazırlıklar yaparak ekipler çıkardılar. Ve deprem bölgelerine gidildi, dayanışmalarda gösterildi. Tabii ki bizler sizleri de dinlemek istiyoruz. Beraber yapacağımız çok şey var. Bu sürecin sonrasında da öncelikle halk meclislerinin kurulması ve burada ortaklaşarak biliyorum ki Halkların Demokratik Partisi gençliğe dair çalışmalarını iletiyor. Ve birliktelikle arkadaşlar bunların hepsini konuşup değerlendirip bizim ortak çözümler yaratmamız gerekiyor.